Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kadayıf tatlısı. Kadayıfların bir kısmını kalıpla bir kısmını da fincanla şekillendirdim. Siz de istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tatlımın hepsini şerbetlemedim. Bir kısmını bir hafta sonra şerbetledim. Bütün detaylarıyla videomda anlatacağım. Buyurun başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Tencereme 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı da su alıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Eğer şekeri iyice erimeden şerbeti kaynatırsanız tatlıya şerbeti döktükten kısa bir süre sonra şekerleme yapar. Şerbet kaynadıktan sonra 5-6 damla limon suyu ekliyorum. Şerbeti yaklaşık 7-8 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ocağı kapatacağım ve şerbeti soğumaya bırakacağım. Ben kadayıf hazırlarken 200 gram tereyağını eritiyorum. Taze kadayıf bulamadığım için böyle vakumlanmış kadayıf kullanacağım. Bu tatlı için kadayıf seçimi önemli. Taze yapılmış, uzun uzun tel tel ayrılan kadayıf bulabilirseniz çok daha iyi olur. Bu kadayıf da fena değil. Vakumlu olduğu için taze kalmış ama tabi sıkışmış olduğu için birbirinden ayırırken kopuk kopuk oluyor. Kadayıf tatlısının güzel olması, içinin böyle hamur gibi kalmaması için iyice havalandırmak gerekiyor. Yapışık olanları tek tek ayıralım, yoksa tatlının içinde hamur gibi olur. Kadayıfları iyice havalandırdım. Tereyağını da eritmiştim. Tuzsuz tereyağı kullandım. Tereyağı eridikten sonra üzerinde köpükler oluşuyor. O köpükleri de alın. Tereyağının içine 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Yağı kadayıfların üzerine dökelim. Kadayıfı yağla beraber iyice harmanlıyorum. Elinizle çok sıkıştırarak değil de yine havalandıra havalandıra her tarafının yağlanmasını sağlayın. Kadayıfımı iki yöntemle şekillendirdim. İlkini kalıpla yaptım. Elinizde böyle yuvarlak bir kurabiye kalıbı varsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Önce kadayıftan tabanına bir tutam koydum. Biraz bastırıp tatlının arasına ceviz kırığı ekliyorum. Kadayıftan tekrar üstüne yerleştiriyorum. Üstündeki kadayıfı biraz daha fazla aldım. Böyle bastırabildiğiniz kadar bastırın. Daha iyi sıkıştırabilmek için ben küçük fındık kıracağı kullandım. Üzerinden baskı uygulayıp iyice sıkıştırırsanız şekli güzel olur ve dağılmaz. Kadayıf tatlısını aslında ben genelde bülbül yuvası şeklinde yapıyorum. Sunumu çok güzel oluyor. O şekli vermek için kadayıfların uzun uzun tel tel olması gerekir. Yaptığım bu yöntemlerle de güzel oluyor. Üstelik herkesin kolayca yapabileceği şekiller. Tepsinin yarısını bu şekilde yaptım. İkinci yöntem olarak da fincan kullandım. Böyle geniş ağızlı bir fincan seçin. Fincanın tabanına bir miktar kadayıf yerleştiriyorum. Yine arasına bir tatlı kaşığı kadar ceviz kırığı ekledim. En üstüne kadayıftan tekrar yerleştirip sıkıştırıyorum. Bu sefer sıkıştırırken böyle döndere döndere sıkıştırıyorum. Ters çevirip çıkartıyorum. Böyle çevirerek sıkıştırdığınızda fincanın şeklini daha güzel alıyor. Ben 500 gram kadayıf kullandım. Bu tepsiye tam geldi.
Standart fırın tepsisine yapacaksanız 700-750 gram kadar kadayıf kullanın. Kadayıf tatlılarımın şeklini verdim. Fırını da 180 dereceye önceden ayarlamıştım. İyice ısınan fırında ve altı üstü kızarana kadar pişirelim. Bu tepsiden kullanacaksanız tabanı biraz geç pişiyor. Orta kademeden bir alt kademeye koyun. Kadayıfı çıtır seviyorsanız iyice kızarmasına dikkat edin. Kadayıflarım pişti. Çok da güzel kızarmışlar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini verebilirsiniz. Videonun başında dediğim gibi ben hepsini şerbetlemeyeceğim. Kadayıfların birazını yuvarlak borcam tepsiye alıyorum. Kalanını haftaya şerbetleyeceğim. Şerbetlemediğiniz pişmiş kadayıfları 1-2 ay serin kuru bir yerde saklayabilirsiniz. İstediğiniz kadarını azar azar şerbetleyin. Biz şu an 2 kişi olduğumuz için bu kadar şerbetleyeceğim. Bu çekimi ben Ramazan'dan bir hafta önce yaptım. Kalanını da Ramazan'da yiyeceğiz inşallah. Ramazan için en güzel şerbetli tatlılardan biri de kadayıf tatlısı. Üstelik bayram için de ideal bir tatlı bence. Gönül rahatlığıyla bayram için de yapabilirsiniz. Tepsinin yarısından daha az kadayıf kullandığım için şerbetin de yarısından biraz daha azını kullandım. Kalan şerbeti kavanoza koyup buzdolabına kaldırdım. Tepside kalan diğer kadayıfları da kilerime koydum. Serin kuru bir yerde ya da buzdolabında 1-2 ay saklayabilirsiniz. Şerbetini daha tam çekmedi ama gün ışığından yararlanıp size göstermek için biraz acele ettim. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten şekli de çok güzel oldu. İçini de göstereyim. Eğer 2-3 saat dinlendirirseniz daha da içine şerbetini çeker. Yumuşak seviyorsanız şerbetini verdikten sonra tepsinin üzerini başka bir tepsiyle kapatın. Çekimi Ramazan'dan önce yaptığım için tadına da hemen baktım. Tam istediğim gibi çok hafif, çok güzel olmuş. Ben şerbetli tatları baymadan böyle biraz hafif olmasını seviyorum. Kalan kadayıfları şerbetlerken de ister kadayıfı pişirin, şerbeti soğuk, kadayıfı sıcak olsun. İsterseniz de şerbeti kaynatın. Kaynatırken böyle fokur fokur değil, sadece kaynama derecesine gelsin. Ben şerbetini kaynattım. Soğuk kadayıfa sıcak şerbet döktüm. Bunlar da sonradan şerbetlediğim kadayıf. Sizin için kısaca çektim. Bakın içine şerbetini daha güzel çekti. Umarım siz de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkini açıklamalar bölümü ve yoruma ekleyeceğim. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.